dünyanın en büyük katili, zalimi, kasım Süleymani denen zındık Ekber, efendim, gebertülüyor. Anasının, babasının gözünün önünde kızına tecavüz ettirdi Eli Sünnet diye. Babası seyrediyor, kızına tecavüz ettiriyor. Hepimizin kızımız var, hepimizin hanımımız var. Kardeşim, sen bu kadar on binlerce ehli sünnet Müslümanın sırf ehli sünnet diye adı çocuğu Ebu Bekir Ömer diye veya kızın adı Ayşe diye efendim onun kızına babasına da seyrettirerek tecavüz ettiren Haçlı Şabi gibi bir pisliği ümmeti İslam'ın başına musallat etmiş adam geberiyor kim gebertiyse gebersin Geber, gebertenleri de Allah gebersin Amerika'yı da Allah katletsin bizim ne işimiz var Amerika'yla Amerika'nın Allah belasını versin biz onu konuşmuyoruz. Amerikalılar ne işimiz var? Ama Allah bir zalimden intikamını diğer zalimle alır ayetleri ve hadisleri tecelli ediyor. Kur'an söylüyor. Mescidi i Aksa'yı yıktırdım diyor, yaktırdım diyor. Buktu Asar'ı yolladım diyor İsrailoğullarına. Buhtun Asar dünyanın en büyük yavru. Ama Allah diyor, ibadetlerine benim kulum diyor, benim kamçım diyor, benim kılıcım diyor. Ey İsrailoğulları siz peygamberleri öldürdünüz. Peygamberleri öldürünce ben de size Dünyanın en büyük yavrunu mu sallat ettim? Kasım Süleymanisi. Sorsunlar o zaman kendilerine. Biz ne zulüm yaptık da Allah başımıza bu bombaları gönderdi. Sorsunlar. Bir tutan sakalı olup da Müslümanlardan biz Müslümanız diye namaz kılıyoruz, milli görüşüz diye ne istiyorsun da ondan sonra çok üzgünüz, çok üzgünüz bilmem neyiz bilmem. Kardeşim senin karın kızın bir empati yap senin gözünün önünde tecavüz ettiren bir adama, bir milis gücünün komutanına öldüğü zaman bayram mı edersin, mahzun mu gelirsin? Hadi sen kendi kızını düşün. Ben kendi kızımın başına gelse bunu düşünmeden o tweetleri atmadım. Kendi kızımın başına gelse ne yapacaksam on binlerce bak şurada bütün Suriyeli 4 milyon muhacir barındırıyoruz. Ensar olmuşuz burada. Onların hepsi bayram ettiler. Birbirine mesajlar çektiler. Kutlama ve gösteri izinleri olsaydı Türkiye'de milyonların nasıl tezahürat yaptıklarını görecektiniz. Çünkü hepsi karısını, kızını zor kurtardı geldi buraya. Keyfine mi evini bıraktı geldi? Keyfine mi vatanını, toprağını bıraktı geldi? Muhacir olmak kolay mı burada dilendiriliyorlar çocukların kızlarını? Keyfine mi geldi? Niye gelmiyordu bu zamana kadar? Haçlı Şabi'nden, Kasım Süleyman'dan evvel böyle bir Suriyeli niye gelmiyordu? Ha, o zaman zalimleri tutmayacaksın. Zalimlerin kahrına, katline üzülmeyeceksin. Sevineceksin. Allah onlardan kurtardıktan sonra onları katleden öbür zalimlerden de bizi, ümmet İslam'ı hala eylesin. Amin. Allah, zalimleri zalimlerle meşgul eylesin. Amin. Aralarından bizi selametle ihraç eylesin. Amin. Allah, kafirleri, facirleri, mülhitleri, zındıkları kahreylesin. Amin. Allah onlara lanet eylesin. Amin. amin. Benim bu yaptığım dualarda amin denmeyecek bir dua olsa, sizin gibi Salihli'nin ve civar illerin, ilçelerin en akıllı adamları uyanık Türk milleti amin demezdiniz tabi. Bu kadar adam da enayi mi yani amin denmeyecek diyor ya amin diyecek şimdi yani. Bak amin diyorsun. Çünkü ne var bunda? Allahümme eşgili zalimine biz zalimin. Efendi Hazretleri'nin her gün okuduğu dua, bütün ulemanın, evliyanın her gün okuduğu dua, zalimleri zalimlerle meşgul eyle. Çünkü zalim, zalimin kafası rahat kalırsa, mazlumlarla uğraşır. Onun için Allah Amerika'yı da Rusya ile meşgul eylesin. Amin. Onların tümünü Yahudi ile meşgul eylesin. Amin. Onların tümünü Avrupa Birliği ile meşgul eylesin. Amin. Onların tümü zalim, katil, cani. On milyonlarca, milyarlarca belki bu zamana kadar efendim dünyanın neresinden, haçlı seferlerinden tut bu kadar insanı kanına girmiş bu e, zalim zındık kafirleri Allah tümüyle kahre Amin. Amin. Bizim ne işimiz var? Amerika ile Rusya ile bizim ne işimiz var? Ama Müslümanların kanına, ırzına e, eden zalimler e, için asla bir Müslüman üzülemez. Kızının, karısının ırzını, namusunu, şerefini düşünen bir Müslümanın kendi gibi düşünmeyen la yumunu hatta ma yuhibbun nefse kendi için istediğini bir Müslüman için istemeyen kendi için istemediğini bir Müslüman için isteyen mümin olamaz diyor bu hadis-i şerifte. O kadar muhacirlerin başına gelenleri gördük. Adamı ehli sünnet diye öldürmekle kalmadı. Videosu var. Koydum siteme. Youtube, o şey, Facebook bunlar siteler ortalık karıştırıyor diyor ya, Kendi sitemizden link verdik. Benim kendi sitemde, o benim sitemin hangisi? <laughs> <laughs> TVde link verdik. Bu Kasım Süleyman Haçlı Şabi'nin adamın ciğerini söktükleri videolar. var. Video ya verdik oraya. Biz burada desteksiz atmıyoruz. Ciğerini çıkar, ciğerini söktü ya. E şimdi kardeşim böyle bir şey bir Müslüman yapar mı? Bir ehli sünnet yapar mı? Hiç kimsenin efendim harpte bile harpte bile en büyük yavrulukta bile ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ne yapmayın? Ve la Yaşlıları öldürmeyin. Harbe gelmiş ha. Harpte karşıda sana silah atıyor. Yaşlıları öldürmeyin. Din adamları, rahipleri bilmem şuna öldürmeyin. Çocukları öldürmeyin. Kadınları öldürmeyin. En büyük yavur olsa bile burnunu kesmeyin. Elini kesmeyin. Uzvunu kesmeyin. Harbin de nesi var? İslam'a göre harbin bile bir Efendim Yunan'la, Moskova vurulan, harbin bile nesi var? Bu memleket kaç kere işgal edildi. Kuvayi milliye güçleri Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerin nur eylesin. Kurtuluş savaşı verdiler. Buraları yeniden ecdadımızdan sonra bir daha kurtardılar. Biz şimdi buralarda rahat rahat oh Salihinin üzümleri güzel. Gel keyfim gel bir de leblebi iyi gider. Ama bu işler böyle olmadı. Adamlar canlarını, mallarını feda ettiler. Gençliklerini feda ettiler. O Çanakkale savaşları, o kurtuluş savaşlarında değil mi? Bu işler kolay olmuyor. Ama o savaşlarda dahi bizim ecdadımız asla bakın İzmir Yunan işgalinde ta şeye kadar gel ne cami bıraktılar ne minare bıraktılar Bilecik'e kadar o Bilecik'te minarelerinin üstü olmayan Yarı minare duran çok cami vardı. Ben o zaman Eskişehir'e sohbete giderdim. Ee, i̇şte 28 Şubat'tan önce. 20 sene, 30 sene gittim. O vakit hep Bilecik'ten geçiyorduk. O Bilecik'te görürdük işte Edip Ali Hazretleri'nin türbesini ziyarete inerdik. Bütün o camilerin, kaç tane cami var o güzel güzergâhta? Efendim yarıdan minareleri yok. Kiminin hiç yok. Ondan sonra o ne yaptılar? Ee, Yunan e, güçleri çekilmek zorunda kalınca kadınların e, affedersiniz göğüslerinin uçlarını kestiler. Göğüslerinin uçlarından böyle zincirler, boncuklar yaptılar. Bütün tarih kitapları bu zındıkla bu kafirlerin acımasızlığını söylüyor. Şimdi efendim ne kızlara geçtiler, ne karınlar geçtiler Bu yapmadıkları, yakmadıkları bir şey kalmadı. He? Hangi Müslüman harpte bile olsa böyle bir şey yapar mı ya? Yapmaz. E peki sen nasıl Müslümanım diyorsun da Yunan gavurundan da beter, Moskov gavurundan bile duyulmamış bir şekilde babasının gözü önünde kızına tecavüz ettiriyorsun. Bu bu hangi ne dini ne mezhebi ya? Bu hangi insaniyete, vicdaniyete sığar bunu? Affedersin, hınzır yapmaz, ayı yapmaz ya. Hayvanların bile bir kuralları var ya. Şimdi sen geliyorsun. işte bak bu adamların Ali Şeriatı, Hazrul Rahman, isimlere bak. Bunlar marka isimler. Abdul Mason, Büyük Mason, iş Osmanlı'yı deviren Afgani, Büyük Şii. Adı ama Afgani geçinir. Reşit Rıza reformist bu. Bu adamların efendim e, kitaplarını tercüme ediyorsun. Ondan sonra millete bunları okutuyorsun. Ondan sonra İran devrimini kusuyorsun, çok beğeniyorsun, millete örnek gösteriyorsun. Ondan sonra geldiğimiz nokta Burası Irak'ta İran rejimi tarafından işgal edildi. Suriye'de İran rejimi tarafından işgal edildi. Sıra geldi Türkiye'nin kapısına dayandı. İşte dostluğu düşmanını bilmeyen, dinini, imanını ehli sünnet ulemadan öğrenmeyen, Osmanlı ecdadını tanımayan, Yavuz'un tarihçesini bilmeyen Tamam mı? Ebu Suud Efendi'nin fetvalarından haberdar olmayan, Koca Şeyhül İslam İbni Kemal Paşa'dan bir zerre nasibi olmayan, nasipsizler, köksüzler, soysuzlar tabii ki İran rejimini örnek göstererek bütün İslam yurtlarını Amerika'ya, İsrail'e işgal ettirdiler. E şimdi elimizde bir Türkiye kaldı. Bu Türkiye'yi de İran rejimine kurban mı verelim? Şu anda 4-5 milyon muhacir İran rejimi yüzünden burada. Esed'in arkasında İran olmasa Esed'in işi iki günde biterdi. Ama İran desteğiyle Kasım Süleymani'nin ordularıyla ne yaptı Kasım Süleyman'ın orduları? Tugayları 15 Temmuz olduğu zaman şu anda Amerika İran'ı işgal etse biz sevinir miyiz? Sevinmeyiz. Ama 15 Temmuz'da İsrail burayı, Amerika FETÖ burayı işgal etmek operasyonu devam ederken Suriye'deki bu Kasım Süleyman'ın tukayları, Zeynebiyye tukayında kutlamalar var. Kutlamalar var, bayram ediyorlar. Türkiye işgal ediliyor diye. Bayram ediyorlar. Nasıl dost? Nasıl Müslüman? Kaç tane PKK liderini yakaladılar. Türkiye istedi. Dedi ki verin bu adamı bize. Kırmızı bülten arıyoruz. Vermediler. Halebani Barzani Kandil'den indiği zaman, Kandil boşaldığı zaman PKK'yı Kandil'e bunlar çıkarttılar. Şu anda 30-40 bin ve askerimizin, polisimizin, şehidimizin kanında bu İran'ın eli var. Acaba İran zerre kadar efendim bizle beraber olsaydı bu PKK Kandil'de barınabilir miydi? Barınamaz İran çok güçlü, bölgesinde çok güçlü bir devlet. Kendi bölgesinde çok güçlü. Ama yapmadılar. Devamlı Türkiye'nin altına oyacak. Bak ne diyoruz? İhsan Hoca anlatıyor. O sohbeti Lale Gül'de tekrar tekrar verelim de millet şuurlansın. Ta diyormuş Pers İmparatorluğu işte efendim Akdeniz'in kıyılarına kadar gidecek. Buradan bisikletle binecek. Gençlerimiz oraya gidecek. mi? Davaları din değil. ehlibek değil. Hazreti Fatıma değil. Hazreti Ali Efendimiz değil. Hazreti Ali'ye kurban olduğum ya bunlar böyle saçma bir işler yapıyorlar ki Hazreti Ali Hazreti Ömer'e en büyük kafir diyorlar. Hazreti Ömer'i öldüren Mecusi'yi kutsuyorlar, türbe yapıyorlar. Halbuki Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin damadı. Hazreti Ömer Hazreti Ali'den kızını istemiş. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem çok sonra Hazreti Ali, Hazreti Ömer benim hakkımı yedi de halife oldu, ben olacaktım diye derdi olsa, böyle bir düşüncesi olsa, Hazreti Ömer'e küçücük kızını eş olarak verir mi ya Ondan sonra diyorlar ki, işte Hazreti Ali ne yapsın, korktu böyle bazı şeyleri, idare etti. Peki Hazreti Ali kimdir? Esedullâhi ve Allah'ın aslanı, Resûlü'nün aslanı. E kendiniz diyorsunuz Hazreti Allah'ın aslanı. Bence de Hazreti Ali Allah'ın aslanı. Ama Allah'ın aslanı nasıl korkuyor da hiç çıtını çıkaramıyor. Kendisi halife olana kadar 25 sene zulüm altında eziliyor da bu benim hakkım zulüm yapmayın kardeşim diye Hz. Ali çıkmayacak yani. Hz. Ali Allah ve Resulünün verdiği hakkı yedirir mi ya? Allah'ın aslanı korkar mı ya? Adamların bütün batıllığını iki kelimeyle anlattım size. Hazreti Ali Hazreti Ömer'e kayınpeder olmuş, kızını veriyor, seve seve. Hazreti Ebu Bekir vefat ettiğinde ağlıyor, üngür üngür, mersiyeler sayıyor, bütün sahabeyi ağlatıyor. Ondan sonra Hazreti Ömer'e öyle, Hazreti Osman Efendimiz'e öyle, kapısında şehit olmasın diye bekliyor, adam gönderiyor, çocuklarını gönderiyor. Fitneyi bastıramıyor. Üç bin tane eşkıya sürmüş Yahudi oradan, Mısır'dan, şuradan, buradan toplamış. E şimdi bu Hazreti Ali Kerramallahu ve Efendimiz kıymetli büyüğümüz dört halifenin dördüncüsü ondan sonra Ehli Beyt'in imamı diyelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sonra aile büyüğü olarak bütün seyitlerin, şeriflerin babası, atası koca Hazreti Ali Efendimiz nasıl yani bu kadar zulmü kendine yaptıracak da birine de bir şey demeyecek de çit çıkartmayacak ya E sonra Hazreti Muavi radıyallahu anh o da iştihat etti, hata etti ama orada da bir hata oldu. Ve lakin sen şimdi Hazreti Muavi Efendimiz orada bir sorun çıkarınca o da tabii kan davasında kan hakkını istedi. Hazreti Osman'ın akrabasıydı, kan davası ondaydı şerata göre. O kanını istedi. Hazreti Ali Efendimiz de dedi, ordunun içinde kim bu cinayete karışmış, kim karışmamış, karıştı birbirine ben bunları seçmem lazım. Seçmeden sana şimdi rastgele Üç bin kişiyi birden teslim edemem bu işi. Bunu inceleyeyim dedi. O arada zaman geçti. Yahudi de fitne soktu. Bu işler karıştı. Ama burada isabet eden Hz. Ali tarafıdır. Hz. Ali haklıydı. Peki o zaman Hz. Ali savaşmayı göze aldı mı? Aldı. Cemel de savaş etti mi? Hz. Ali, Hz. Ali Hz. Zübeyir karşı taraftaydı. Onlar da sonra pişman oldular. Meseleyi anlayana kadar. Peki sonra sıfında savaştı mı? savaştı. Yani Hz. Ali savaşmayı biliyor muymuş? Kendisinden kat kat fazla ordulara karşı direniyor muymuş? Direniyormuş. Niye bu Bekir Ömer Osman zamanında durun bakalım hakkımı yediniz de diye onlara çıkış yapmadı? Anlatabildim derdi mi değil mi? Demek ki Ebu Bekir Ömer Osman haklı üzere, sıra üzere geldiler. Sıra üzere geldiler. Hazreti Ali kendi hakkı gelince hilafeti deruhte etti. Bunda anlamayacak ne var? E şimdi bunu karıştır, karıştır, karıştır. Ondan sonra Ayşe annemize iftira et. En büyük kötü iftiraları yap. Ve matum. Kur'an diyor ki o sizin anneniz. Peygamberimin eşleri sizin anneniz. Ayşe şöyle bozuk kadındı, şöyle kötü kadındı. Haşa ve kella. E Ayşe Kur'an diyor ki bak bütün Kuran inkar ediyor bunlar. Et-tayyibat lit Ben temizleri temizlere nasip ederim. Temizlerin en temizi Muhammed Mustafa mı sallallahu aleyhi ve Peki ona eş olabilen mutlaka nedir? Temizler temizlere aittir. E şimdi sen Allah'ın tertemiz dediği ve sizin anneniz dediği annesine en kötü iftirayı atan bir eee yuruh bunlar. Bir fırka'yı daale-i Şiayi Şenia bu kafa. Bunlar bütün dünyaya rejim ihraç edelim derken Yemen'in de altın üstüne getirdiler. Şu anda Yemen'deki bütün sorun bu husiler meselesi. Husiler ne nasıl çıktı? Osmanlıdan bugüne kadar Yemen biliyorsunuz Osmanlı yönetimindeydi. Osmanlıdan bugüne kadar hiç Yemen'de birbirini kesen duymadık ya. Birbirini kesen duymadık. Ne zaman İran rejimi Husilere destek verdi oradaki Zeydileri, Şia'nın bir fırkasıdır. Zeydileri karıştırdı. Ben devlet olarak arkanızdayım. Siz bunlara çıkın karşına. Ondan sonra bak şu anda Yemen'le Suudi Arabistan'ı birbirine soktu. Suud onu bombalıyor. Onun da da gücü yok onu bombalama. Amerika silah satıyor. Olan Müslümana oluyor. Binlerce milyonlarca çocuk açlıktan kemikleri sayılıyor, İlaç diye bir şey yok, kolera olmuş bir milyon ölmeyi bekliyor. Şu anda 5-10 milyon Yemen'de perişan bir halde üzerlerinde sinekler dolaşıyor, sinekleri kaldıracak, kaçıracak güçleri yok. Bu Yemen'in mesuliyeti kimin sırtında? Türkiye mi karıştırdı Yemen'i? Yine bunlar. E şimdi sen bütün dünyadaki bu kadar Müslümanın, Şiilerin de günahına giriyor. Şimdi Şiilerin halkı bu kafada değil ki. Irak'ta bu kadar Şii var. İran'da bu kadar efendim, Azeri var. Onlar da Şii. Milyonlarca, yüzde yirmi, yüzde kırk. bu adamlar böyle gidip de milletin kesilmesini istemiyor ki. Şiiler, burada Şiiler derken biz rejimden bahsediyoruz. Rejimden bahsediyoruz. Irkçılık yaparak, Persçilik, Fersçilik yaparak, Allah'ın dinini, kul haklarını, insan haklarını gözetmeyerek, memleketleri batıran, haritaları değiştirmeye çalışan, Irak, Suriye'yi, Yemen'i mahveden adamlardan bahsediyoruz. Ondan sonra biz Kudüs ordusuyuz. Ulan Kudüs ordusunda niye Tel ve bir tane fındık atmadın? Geliyorsun hep Müslümanları işgal ediyorsun. Ha, bu Müslümanlar Ebu Bekir'i seviyor, Ömer'i seviyor, Ayşe'yi seviyor. Onun için bunlar dinsiz, mürtet, Yahudi'den evvel bunları kesmek lazım diyorlar. Onun için bizden başlamışlar. Mantığa bak ya mantığa bak